Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle 7 bilge 7 bölge Kınalızade Siyaset ve Ahlak Paneli Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans ve sergi salonunda gerçekleştirildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılını Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekleştirmeye devam ettiği 7 etkinlikle kutluyor. Bu kapsamda düzenlenen ve 5. etkinlik olan Kınalızade Siyaset ve Ahlak Paneli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle üniversitenin konferans ve sergi salonunda gerçekleştirildi. Panele Burdur Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Protokol Üyeleri, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atatürk Kültür Merkez Başkanlığı Komisyon Üyesi Profesör Doktor Müfit Selim Saruhan, Atatürk Kültür Merkezi'nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kültürel zenginlik ile düşünce ve inanç özgürlüğünün sosyal dokuya fazlasıyla işlediği Yeşil Tire imarında Horasanlı dervişlerin rolü büyük olmuş ve bu dervişlerin ortaya koymuş olduğu büyük birikimle birlikte Anadolu'ya gelen alimler, bilgeler bize adaleti, merhameti, bilgeliği ve sevgiliği aşılamışlardır. Bugünkü etkinliğimizde işte Kınalızade'yi, kişiliğini, çalışmalarını ve eserlerini birbirinden değerli, ömürlerini bu alana dayamış sahanın kıymetli hocalarından dinleme fırsatı bulacağız. Ve şunu ifade etmek isteriz ki Kınalızade Ali Efendi son olarak kıymetli katılımcılarımız, hocalarımız bize açıklayacaklardır. Osmanlı ahlak ve siyaset felsefecisidir. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik gibi görevlerde bulunmuş ve Osmanlı düşüncesi açısından fıkıh, tefsir, hadis konusunda birçok eser kaleme almış ama asıl büyük etkisi ahlak felsefesi alanında bize ışık tutacak bir eser miras bırakmıştır. Panelde konuşma yapan MAKÜ Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Kınalızade Ali Efendi gibi bilge Türk aleminin üniversitemizde konu ediliyor olmasından dolayı memnunuz. Kınalızade 1510 Isparta doğumlu, çok değerli, ahlak felsefesine dair çağını aşan, günümüze ışık tutan, evrensel mesajları kendi döneminde vermiş, tüm dünyaya başyapıt niteliğinde bir eser bırakmış değerli Osmanlı dönemi alimlerinden. MAKÜ olarak vizyonumuz hakikatin bilgisini toplumla buluşturmak. Üniversitemizde yeni dönemde evrensel bilgiden toplumsal katkıya sözümüzün gereği olarak bu çerçevede çok sayıda etkinlik yapmak istiyoruz dedi. Üniversitede de bütün akademik birimlerimizle Sayın Valim sizlere de burada bulmuşken ifade etmek isterim. Toplumsal katkı dediğimiz meseleyi çok önemsiyoruz. Biz hatta bunu, lütfen tabirimi yanlış anlaşmasın kimse, ilminizin zekatını vermek diye ifade ediyoruz kendimizce. Herkes burada yetişmiş insanlar var. Kınalızade'ye çalışmış kıymetli hocalarımız buradalar. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmişler. Felsefe bölümümüzle birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Kınalızade'nin öyle güzel mesajları var ki bu mesajları topluma doğru bir şekilde günümüz ihtiyaçları çerçevesinde aktarabilmek üniversitenin ve bu işin bilimiyle uğraşan kişilerin görevi diye düşünüyorum. O yönüyle baktığımız zaman biz bu toplantıların sayısının çok çok artmasını istiyoruz. Her bölüm kendi bakış alanından, kendi uzmanlık alanından toplumsal katkı oluşturabilmeli. Toplumsal katkı bazen bir patent bulmaktır. Bazen de bu memleketin değeri bir İslam aleminin, bir Türk-Osmanlı aleminin mesajlarını topluma doğru anlatmaktır. İlahiyatçı hocalarımızla konuşuyoruz. Dinimizi doğru anlamamız için ilahiyatçı hocalarımıza bugün gençlerine onların anlayacağı mesaj ve iletişim yöntemlerini de kullanarak doğru anlatmak bizim görevimiz. Bu işte toplumsal katkı çok geniş bir kavram. O yüzden biz motto olarak da üniversitemizde bu yeni dönemde evrensel bilgiden toplumsal katkıya diye bir söylemimiz var. Bunun gereği olarak bundan sonrası için çok sayıda bu çerçevede etkinlikler yapmak istiyoruz.
Konuşmalardan sonra Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Profesör Doktor Müfit Selim Saruhan'a plaket, Profesör Doktor Saruhan da Rektör Dalgar'a hediye takdiminde bulundu. Oturum başkanlığını Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Sıdıka Oktay'ın yaptığı panelin ilk oturumunda Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Müfit Selim Saruhan, "Kınalı Zadde günümüze neler söyler?" Profesör Doktor İbrahim Maraş, "Kınalı Zade'nin adalet anlayışı ve Türk düşünce tarihi açısından önemi." Ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Demirkol, "Ahlakı Alayi'nin özgünlüğü" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Oturum başkanlığını Profesör Doktor Murat Demirkol'un yaptığı, panelin ikinci oturumunda ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Profesör Doktor Veli Atmaca, "Ahlakı Alayi'de siyaset ahlakının dini temelleri." Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Sıdıka Oktay, "Siyaset ve Ahlak." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şükrü Keyifli, "Kınalı Zade'de ahlak eğitiminin kurumsal temelleri." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Ertan Tağman, "Kınalı Zade'nin Evren ve İnsan Tasavvuru" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Panel, kapanış ve değerlendirmelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.